Merhaba canlar dostlar, ben Cem Kervan. Bu hafta şifa günüydü. Adı bir değiş paylaşmak istiyorum sizinle. Şifa günüydü. İsa Ruhullah için her gün şifa günüydü. Ve bazıları buna kızıyordu. Çünkü biliyorsunuz Yahudilerde bir şeriat hükmü vardı. Hala da var. Cumartesi çalışma yasağıydı. İbadet günü olduğu için Şabat veya Sept günü diyorlardı. Ve o gün hiçbir Yahudi hiçbir şekilde çalışmayacaktı. Ve İncil'de ne yazıyor? Bir Şabat günü İsa sinagoglardan birinde öğretirken orada bir cin yüzünden sakatlanmış bir kadını gördü. 18 yıldan beri iki büklümdü. Belini hiç doğrultamıyordu. İsa onu görünce yanına çağırdı ve ona "Bu hastalıktan kurtuldun artık." dedi. Ona dokundu ve dokunur dokunmaz kadın doğrulup dik durabildi. Nasıl da Hakk'a hamd etmeye başladı. Ama sinagog görevlisi kadına Şabat günü şifa verdi diye İsa'ya kızdı. Kalabalığa dönüp haftada çalışacak 6 gün var. Şifa almak için o günlerden herhangi birine gelin. Yalnız Şabat günü gelmeyin, dedi. İsa ona şu cevabı verdi. Sizi ikiyüzlüler sizi. Her biriniz Şabat günü çalışıyorsunuz oysa. Şabat günü öküzünüzü veya eşeğinizi ahırdan çözüp su içmeye götürmüyor musunuz? Kaldı ki şifa verdiğim bu kadıncağız İbrahim'in torunlarındandır. 18 koca yıl boyunca şeytan tarafından esir tutulmuştu. Bu esaretten kurtulup şifa bulması doğru görmüyor musunuz? Şabat günü dahi olsa. İsa'nın bu sözleri karşısında muhalifleri mahcup oldular. Öte yandan bütün halk onun yaptığı harikalara seviniyordu. Yani düşünün. İsa ruhuyla alametler, kerametler gösteriyor. Cumartesi çalışma yasağını sözde çiğnedi diye kızıyor. Mabet görevlisi. Bunu da değiş haline getirdim, paylaşmak istiyorum. Mabette öğretiyordu. İbadet günüydü, Şabat günüydü. Ne hasta varsa iyi ediyordu. Şahisaya her gün şifa günüydü. Ne hasta varsa iyi ediyordu. Şahisaya her gün şifa günüydü. Orada cinli kambur kadın vardı. 18 yıldır iki büklüm kaldı. Kadın belini doğrultamıyordu. Şahisaya her gün şifa günüydü. Kadın belini doğrultamıyordu. Şahisaya her gün şifa. Kurtulun hastalığından buyurdu. Şifa verdi kadın hemen doğruldu. Şahisaya her gün şifa günüydü. Şifa verdi kadın hemen doğruldu. Şahisaya her gün.
hızlandı. Şabat şifa vermediye söylendi. Bu çalışmaktır diye öfkelendi. Şah İsa'ya her gün şifa günüydü. Bu çalışmaktır diye öfkelendi. Şah İsa'ya her gün şifa günüydü. Kervanım İsa dedi açıkçası. Şabatta ızdıraptan kurtulması. Gerekiyor onun şifa bulması. Şah İsa'ya her gün şifa günüdür. Gerekiyor onun şifa bulması. Şah İsa'ya her gün şifa günüdür. Evet ve hala da öyle. Şah İsa için her gün şifa günüdür. Bir hastalığınız, bir ızdırabınız, hatta çözemediğiniz bir probleminiz, sıkıntınız, sorunuz varsa hemen ona başvurun. O yardım eder. Evet, inşallah beğendiniz. Beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, tıklayın. Abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.